İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı'nın 100. kararnamesi. Ankara, Ani Köprüsü'nün restorasyonu konusundaki fikirlerini Yerevan'a iletti. Ermeni savunma aktı, tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'ne sunuldu. Yarhuş'ta durmayan alkışlar Doğu Ermenistan Gagik Ginosyan'a son kez veda etti. BBC Travel, Ermeni alfabesi hakkında bir makale yayınladı. Biz yer atlarımızla biziz. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen TV'yi destekleyelim. Başkanlık Kararnamesi Sayı 100 2 Ekim 2024 Batı Ermenistan Cumhuriyeti 4. Dönem Hükümetinin oluşmasına ilişkin olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armen Abrahamyan'ın 8 Şubat 2024 tarihli başvurusuna göre Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamento'nun 21 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen 3. dönem 3. oturumunun Batı Ermenistan Devlet Sistemi'nin yapısına ilişkin kararına göre 1. Başbakan Yardımcısı Armen Hagopyan 2. Savunma Bakanı Tüm General Süren Şamyan, 3. Dışişleri Bakan Yardımcısı Vartan Simonyan. 4. Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Yervant Dorumyan. 5. Miras Bakanı Rafi Kortoşan. 6. Enformasyon Bakanlığı ve Hükümet Sözcüsü Armenuhi Saakyan. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yapısı. A. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Guillermo Karamanyan. B. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Doğu Uruguay Cumhuriyeti Konsolosu Misak Pablo Daylanyan. C. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Yervant Dorumyan. D. Batı Ermenistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas, Nevada Fahri Konsolosu Armen Avdalyan. C. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles, Kaliforniya Fahri Konsolosu Arman Grigoryan. Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Ankara, tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonu konusundaki görüşlerini Yerevan'a bildirdi. Bu, Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Sputnik Armenya'nın yazılı talebine yanıt olarak bildirildi. Cevapta, Türk tarafı tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin teknik sürecin organize edilmesine ilişkin fikirlerini Doğu Ermenistan'a iletmiştir ifadesi yer alıyor. 8 Şubat'ta Demokrat Kongre üyeleri Junior Frank Balon ve Gabe Amo, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Michael Lavler ve Gus Bilrakis ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne Ermenistan'ın savunma aktı tasarısını sundular. Burada özgürlüğü destekleme yasasının 97 sayılı kararını yürürlükten kaldırma yetkisinin askıya alınmasını teklif ediliyor. 97 sayılı karar başkan, Azerbaycan hükümetinin Doğu Ermenistan'a ve Artsak'a karşı her türlü ablukayı ve diğer saldırgan güç kullanımlarını sona erdirmek için somut adımlar attığını belirleyip kongreye rapor edene kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Azerbaycan hükümetine fon sağlayamayacağını beyan ediyor. 11 Eylül'den sonra yönetim şu kararı aldı. Azerbaycan'ın 97 sayılı karar hükümlerinin uygulanmasından geçici olarak muaf tutulması hakkında bu yasa aktı. Senato'nun Demokrat Senatör Gary Peters ve Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio liderliğindeki Ermenistan Savunma Aktı olarak da bilinen S 3000'i kabul etmesiyle ortaya çıktı. Doğu Ermenistan Artsak Kurtuluş Savaşı'na katılan Ermeni kültürünün saygın isimlerinden, Garin Geleneksel Şarkı Dans Grubu'nun kurucusu ve sanat yönetmeni Gagik Ginosyan'a son kez veda etti. Hatta ölüm günü bile Ermeni ulusal dansıyla anıldı. Öğrenciler kendi ustasını Yarkuşta dansı eşliğinde veda etti. BBC Travel Ermeni alfabesi hakkında bir makale yayınladı. 1600 yıllık alfabe Ermeni kimliğini nasıl oluşturdu? Başlıklı makalenin yazarı Sugato Muherci, Ermeni alfabesinin sadece bir yazı sistemi olmadığını söylüyor. Aynı zamanda matematiksel hesaplamalar yapmak ve takvim tarihlerini kaydetmek için kullanılan bir sayı sistemi olmasının yanı sıra ulusal gururun da simgesidir. Gazeteci yazısında Ermeni alfabesi anıtı ve Madenataran ziyaretine ilişkin izlenimlerini de paylaştı. Muherci, Ermeni harflerinin estetik formlarının halk sanatlarında ve hat sanatında uzun süredir kullanılması nedeniyle UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildiğini biliyordum. Ama o zarif sanatsal harf resimlerinin aynı zamanda gizli kodlara kriptografyaya ve gizli özelliklere sahip olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. 36 harfin tümü yalnızca alfabenin bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda alfabedeki sıralarına bağlı olarak atanmış bir sayısal değeri de sahiptir. Alfabenin harfleri 4 sütun ve 9 satır halinde düzenlendiğinde her sütundaki harfler sırasıyla 1, 10, yüz 100 ve bin rakamlarını temsil ediyor diye yazdı. Antik çağda Büyük Haykın Turu Beran dünyasının Ahihobit ilçesinde Van Gölü'nün kuzey kıyısında Urartu döneminden kalma Arce şehri vardı. Bunun yakınında Urartu Kralı 2. Argişti'nin kentin yapay gölet ve kanal inşaatı hakkında bıraktığı iki yazıt bulundu. 7. yüzyıldan itibaren Ermeni kaynaklarında adı geçen Arceş, Türkler tarafından telaffuzuna uyarlanarak Erciş olarak değiştirilmiştir. Büyük Hayk'ın Dayk dünyasında Arziyat Spor vilayetinin merkezi ve ana kalesi olan, daha sonra Batı Ermenistan'ın Karin vilayetinin Kiskim ilçesinin kuzeydoğusunda Çoruk Nehri'nin sağ tarafında dağlık ormanlık alanda yer alan Arsis köy ismi telaffuzla Ersis şeklinde değiştirildi. Tarihi Küçük Haykın, Gesarya vilayetindeki ve Gesarya'nın 2 kilometre doğusunda bulunan Karmırak ilçesini Türkler Germiri olarak değiştirdiler. 19. yüzyılın ikinci yarısında Karmırak düzenli bir ilçeydi ve 100 ev nüfusu vardı. Antik çağda kasaba daha sonra Garmırak'ın bulunduğu yerin 3 kilometre kuzeyinde Kızıl Toprak olarak adlandırılan ve kasabanın Garmırak adının doğduğu yerde bulunuyordu. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesis için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size İmani adlı eseri sunuyoruz. Müzik

Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.